Siz şimdi biraz istirahat edin. Geçmiş olsun. Eyvallah. Abi. Behzat. Amirim. Ne oluyor lan? Geçmiş olsun. Eyvallah, eyvallah. Neredeydin? Ulaşamadık sana. Telefonunu Ceyda ablanın hastaneye bırakmışlar abi. Olay yerinde düşürmüşümdür lan. Bilerek bırakmışlardır orayı. Sen kimseyi görmedin mi? Yok be oğlum, kendimden geçmişim ben. Buraya nasıl geldin peki? Kendi kendime. Siz burada olduğumu nereden bildiniz lan? Her yerde seni arıyorduk. Bu hastane aramış polisi. Ha. Siz biraz dışarıda bekleyin. Nasıl geldin sen buraya? Uçarak. Behzat, kimse yardım etmedi mi sana? Yok, ben kendi kendime uçabiliyorum. Memduh? İyi, kaçsın bakalım. Ben göstereceğim onu. Bu yaptıklarını bir bir ödeteceğim o şerefsizi. Küçücük kızı kaçırmak neymiş, tek tek anlatacağım ben ona. Yarın tüm evrakları ve dokümanları masamda istiyorum. O işten bir şey çıkmaz. Nereye gidiyorsun? Niye göbeğine bakıyorsun lan? Baba ben yine kilo aldım ya. Aa, ne olacak? Nasıl olacak? Göbek deliğim gerilmiş ya. Ne oldu oğlum? Anne, benim göbeğim çıkmış değil mi? Bak. Çıksın. Ya nasıl çıksın anne? Şöyle iyice göbeğim çıkmış. Baksana, göbek deliğim gerilmiş. Gerilsin oğlum, ne güzel işte. Nasıl güzel anne ya? Ben kilo aldım değil mi? Bak nasıl gerilmiş. Aldın tabii maşallah oğlum. Hadi gel, kahvaltı hazır. Anne ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Yumurta pişirdim, soğumasın. Hadi hadi. Abi, bir dakika bir baksana. İnsan bir günaydın der be. Ne abini ayağına çağırıyorsun? Ha, günaydın abi, gel. Ne var, ne oldu? Seninle bir şey konuşacağım. Tamam, sonra konuşursun. Ne acelesi var? Şimdi konuşacağız abi. Kızım saçma sapan konuşma, ben işe gidiyorum ya. Abi bir dur, gerçeği biliyorum. Ne gerçeği? Cevdet her şeyi anlattı. Seni korumak için yapmış her şeyi. O kıza sadece yardım ediyormuş. Sen de geçtin bana, yok erkektir, yok yapar, yok bilmem ne. Sen nereden duydun? Cevdet anlattı diyorum sana ya. Tamam da siz hani konuşmadıydınız, sen kovduydun onu. Öyle değil miydi? Tamam, başta konuşmadım. Ondan sonra buraya geldi, ben de tamam. Ne? Cevdet buraya mı geldi? Ya evet, işte aradı, aşağıdayım dedi. Ya in dedi, ya ben çıkayım dedi. Ben de indim, konuştum. Ha, Cevdet benim evimi bastı yani. Ya abi basma falan yok. Ben o Cevdet'e sorarım Aslı. Hayır, sormazsın abi. Sen orada aynada göbeğine bakacaksın, suratına bakacaksın, utanacaksın. Kim o kız? Hı? Sevgilin mi? Elinin hamuruyla benim işime karışmam. Şimdi beni... Karışma. Yani. Oğlum hadi kahvaltı hazır hadi. Anne ben kahvaltı falan yapmıyorum, tamam. Ne dedin gene abine? Ben mi? Ya abi. Söyle abi. Tamam olur abi, dur. Dur sonra konuşuruz abi, kapı çaldı, dur. Hayırdır abi? Geçmiş olsun, geldik biz. Eyvallah. Konuşmaya geldik biraz seninle. Geçmiş olsun ama geldin, konuşmaya mı geldin abi? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Amirimden haberiniz var mı? Evdedir herhalde. Gelmez bugün, dinlenir. Sen ne sırtıyorsun lan? Ben mi? Sen. Komiserim, biz Aslı ile barıştık. Yani aramız biraz yumuşadı. Hani konuşmuyordunuz lan siz? Evine gittim. Ne yaptın, ne yaptın? Evine gittim, konuştum. Kafayı mı yedin oğlum sen? Ha? Ne yapayım, komiserim konuşmuyordu. Ben de mecbur kaldım, evine gittim. Harun ne dedi? Vallahi bilmiyorum. Evde yoktu. Duyunca ne yapacaksın çocuğum? Ha? Ya bir şey olmaz.
Zaten Harun kendisi yolluyordu Aslı ile konuşmak. Ya neyi bir şey olmaz. Eda sen de Harun tuttu bunu okula yolladı. Bu dangala evine mi yolladı? Allah. Evi bastın yani. Basma yok, basma yok. Dün geceki çatışmanın olduğu yere olay yeri ekiplerini gönderdim. İncelesinler bakalım. Biz de gitse miydik müdürüm ya? Yok. Gerek yok. Zaten sizlik bir iş de yok. Şu Behzat da toparlansın da bir oturup konuşalım bakalım. Ben haber vereyim diye geldim zaten sadece. Bu işi öyle kolay kolay kapattırmayacağım ben. Merkez tüm ekiplerin cinayet ihbarı. Cinayet var lan. Nerede? Muhtar. Tuna Yayla diye biri öldürülmüş. Tuna Yayla mı? Tanıdık bir isim lan bu. Vallahi tam çıkaramadım müdürüm ben de. Hadi arkadaşlar gidelim acele edelim o zaman. Hadi gidelim Cevdet kalk. Yok la yok sen kal burada. Bir şey lazım olur bir şey olur. He. Hadi siz üçünüz gidin. Sen ne yapacaksın peki? Müdürüm aslında ben Behzat amirimi bekliyorum. Kesik parmakla ilgili bir şeyler buldum ama onu bekliyorum yani. Ne buldun? Şimdi bu 15 yıl önce öldürülen Hayrettin Kök, hani şu serçe parmağı kesilmiş olan şirket müdürü. Çalıştığı şirkette hiç kimsenin ifadesine alınmamış. Alındıysa bile kaybolmuş. Gidip bir bakmak istiyorum. Tamam. Bir bak bakalım. Aferin lan. Hadi sen git ben toparlarım. Çok kötü oldu Behzat. Çok kötü. Sabihacığı koruyamadım. Göz göre göre yoluna gitti kadıncağız. Abi yapabileceğimiz bir şey yoktu işte. Düzeni iyi fark edemedik. Ya Muzaffer'in cesedini bulduğumuz yetmiyor gibi. Bir de Sabiha'nın ölümüne sebep olduk işte. Katil bizden daha çok şey biliyor. Öyle olması normal değil mi yani? O bir plan yapmış. Ona göre hareket ediyor herhalde. Bu Muzaffer'le Sabiha'nın tek ortak noktası Muzaffer'in kızı Çiçek. Onunla ilgili bir şey öğrenmeden katilin bir sonraki adımını hesaplayamayız abi. Muzaffer'in işaret parmağı kesikti. Sabiha'cığın orta parmağı. Bu parmaklar bize bir şey anlatıyor. Mutlu Sel işte. Mutlu'nun da orta parmağı kesikti. Bu pornocu olan var ya o. Zaten Sabiha da bizim Çiçek'e iftira atmış zamanında. Niye iftira atsın ki? Atmış abi işte 17 yaşındaki kız demiş yani. Kız da yurdu terk edip gitmiş. Sonra ne oldu hiçbir şey bilmiyoruz tabii. Bir intikam almak istiyor da neyin intikamını onu bilmiyoruz işte. Sonra şey var Şahin. Serçe parmağı kesik olan. Adamın tacizci olduğunu biliyoruz öğrendik yani. Bu 15 yıl önceki bu şirket müdürünün de serçe parmağı kesikti. Sonra orada şey var. Neydi onun adı? Polis memuru. Onun da serçe parmağı kesik. Ya senin de serçe parmağın kesik abi. Bu dangalaklarla senin nasıl bir bağlantın olabilir ki? Abi, cinayet var abi. Biz gidiyoruz. Sen rahat ol, biz hallederiz. Tamam lan. Ben yavaştan kaçayım. Büroda işlerim var benim. Beni de bekle. Beni de eve bırakırsın. Abi, yalnız sen şu parmak olayını bir düşün. Ya oğlum kim izin verdi lan? Kim izin verdi sana? Kime sordun aramak için? Kimseye sormadın. Bir akıllı sizsiniz zaten. Bak bize sormadan sakın kimseye hiçbir açıklama yapmayacaksın. Anladın mı lan? Anladım komiserim. İyi tamam şimdi biz çağırınca da gel. Kaybolma ortadan bir yere. Oğlum neye bağırıyorsun sen? Ne coştun lan? Ya basını aramış la deniyor. Ne oğlum gel yukarı çıkalım ya. Gel. Lütfen odanıza girer misiniz beyefendi? Ya ne kadar bekleyeceğiz kardeşim? Kahvaltı yapmadık daha. Ne tutuyorsunuz bizi burada? Ben gir lan içeri. Gir. Burada cinayetler sen hala yemeğin derdindesin. Yürü gir. Oğlum ne oluyor sana? Ne bağırıyorsun sen? Yok bir şey de iyiyim ben tamam. La nasıl yok bir şey? Büroda suratın beş karış. Buraya gelene kadar zaten sustun. Aşağıda adama bağırıyorsun, burada bağırıyorsun. Ne oluyor? Bir şey mi oldu? Ya yok iyiyim ben. İyi tamam sen bilin ya. Ben odadakilerle konuşacağım. Hadi git.
Oha aldım. Bu ne lan? Bu ne? Ne bakıyorsun lan Malmal? Tutsana şunun ucundan. Abi hiç dalmışım. Ağırmış bu be. Bir ara sesler geldi, bağırışmalar oldu falan ama devam gelmedi, biz de bir şey yapmadık. Ne dediğini duydunuz mu? Vallahi anlayamadım ne söylediklerini. Sanki bir ara sen burada ne geziyorsun gibi bir şeyler duydum ama tam anlayamadım. Şey gibi mi? Yani böyle sen ne geziyorsun burada, öyle bir şey mi? Evet ama tam anlayamadım. Hem kocam da duymamış. Duydum ama pek bir şey anlayamadım yani. Tamam. Resmi arkadaş yollarım, ifadenizi aldırırım, tamam? Az önceki adam mı alacak ifademizi? Kim? Yok yok, o gelmez, tamam. Neden bağırdı bana? Bunun hakkı yok. Tamam, başka bir arkadaş yollar, ifadenizi aldırırım, tamam? Sakın onu yollamayın. Tamam lan, anladık. Onu yollamayacağız. Ne uzatıyorsun? Allah Allah ya. Ne oldu lan? Midem bulandı lan. Kahvaltı yapmadın mı? Yok, yapmadım, yapmam. Bir ceset görünce midem mi bulanıyor artık? Oğlum doğru konuş be lan abi. İçine bak lan. Küfür etme lan. Be edersen ne olur lan sana küfür? Ne bak, senin var ya ben. Ne lan? Karışma! 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 Eder! Eder! Ne oluyor lan burada? Bir şey yok müdürüm. Küfür ediyor bana. Adam gibi yapın lan işinizi. Hadi. Siz niye zahmet ettiniz müdürüm ya? Adam milli boksörmüş ya. İsmini duyunca ben tanımıştım bir yerden zaten. Bir geleyim bakayım dedim ama. Vallahi milli mi değil mi bilmiyorum da müdürüm. Ben boks eldivenleri görünce boksör dedim zaten kendim. Kimse açıklama yapmayacak mı acaba? Arkadaşlar isteseniz de içeri alamayız lütfen. Lütfen zorluk çıkartmayın. Lütfen lütfen. Bir açıklama yok lütfen. Keşke haber vermeseydiniz. Sen bir karışma, karışma sen. Buyurun ben yardımcı olayım. Kim öldürmüş Tuna'yı, aileyi? Katil bulundu mu? Bulunmadı. Ama bulunması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ben size yardımcı olacağım. Maktulün kanıyla mı yazılmış bu? Kan örneklerini aldık müdürüm. İncelemeden sonra ortaya çıkar ama muhtemelen maktulün kanı. Müdürüm kafa kırık, dirsek kırık, bilek kırık. Bolca da alkol şişesi var. Boksu bırakmamış mıydı bu ya? Vallahi sanmıyorum müdürüm ya. Müdürüm dışarı gazeteci kaynıyor. Canlı yayın araçları kuruldu. Ne yapalım? Gördüm ben yüzünü. İçeri girerken fark etmedim ama çıkarken gördüm. Malla bu. Bak kesin ben ne dedim? Buna açıklama yapma dedim, açıklama yapıyor. Evet eminim. Kesin katil odur. Zaten Akif! Sabaha karşıydı. Lan müdürüm. Saat çok geç. Alın şu adamı ya. Alo. O açıklama yapanı alsana. Ben gelirken koridorlarda güvenlik kamerası gördüm. Gidip biriniz kayıtlarını alın onu. Tamam ben alırım müdürüm. Şu açıklama yapan adamı da bizim büroya gönderin. Robot resim çizdirsin. Tamam müdürüm. İlk başta... Amirim almamızı söyledi. Lütfen. Ya canlı yayın. Oğlum sen niye kendi başına iş yapmaya kalkıyorsun lan? Ne yapmışım ben ya? Ne yapmışım? Sana ne dedim? Gazetecileri çağırdın diye fırsatı kaymadın mı kaydım? Sen gitmişsin, bir de daha demeç veriyor. Sen ünlü mü olmaya çalışıyorsun? Ne alakası var memur bey? Hayır, ünlü mü olmaya çalışıyorsun? Ünlü olmaya çalışıyorsa ben ünlü yaparım seni. Tamam ya, bırakın kolumu. Bırakmayın lan. Bırakmayın. Bunu alın büroya götürün, bir ifade versin. Bir de robot resim çizdirin buna. Gözaltına mı alınıyorum? Bu güvenlik kamera kayıtları nerede? Yasa dışı boks falan olmasın yine. Da kardeş, adamı hımış etmişler la. Böyle boks mu olur? Hayda. Harun nerede kaldı? Geldim müdürüm. Ne yaptın? Görüntüler aldım. Ya Eda ben böyle anlamıyorum ya. Şey yapsana, bana mesaj at sen adresi. Müdürüm, Eda bu Tuna'nın ev adresini bulmuş. Bir de spor yaptığı salonun adresini bulmuş. Mesaj atacak şimdi. Adamın Ankara'da evi varsa otelde işini. Vallahi öğreneceğiz müdürüm. Mesaj atacak şimdi. Tamam o zaman. Siz ikiniz adamın evine gidin. Harun sen de boks salonuna git. Görüntüler? Onları da bizim büroya yollayalım. Eda ile Cevdet bir izlesinler bakalım. Tamam müdürüm. Efendim abi? Neredesiniz lan? Abi şimdi otelde işimizi bitirdik. Hayalet'le Akbaba Maktul'un evine gittiler. Ben de boks salonuna geçeceğim. Geçerken beni de al lan. Tamam abi. Ne diyor? Geçerken beni de al dedi. Hadi o zaman. Ben sizin söylediğiniz tarihte burada çalışmıyordum. Hayrettin Kök bu şirkette çalışıyormuş ama değil mi? Evet, bu şirketin müdürüymüş.
Peki o dönem birlikte çalıştığı arkadaşlardan hala şirkette olanlar var mı? Var. İsterseniz görüştürebilirim. Mümkünse. Aslında sekreter hala burada mı çalışıyor? Yok. Emekliye ayrılmış. Ama yine de bilgilerine ulaşabiliriz değil mi? Yani bir adresi vardır mutlaka. Ama hala aynı yerde oturuyor mudur bilemem. Olsun, biz yine de bir bakalım. Siz bilirsiniz. Bakayım hemen. Neden sekreterinin bilgilerini istediniz? Çünkü her zaman sekreterler müdürlerinden daha fazla şey bilirler. Hatun Koç. Dediğim gibi emekliye ayrılmış. Eski de olsa bir adres var ama değil mi? Var. Vereyim hemen. Alo Eda. Sana bir isim vereceğim. Bak bakalım adresi aynı mı değişmiş mi? Kadının adı Hatun Koç. Hayrettin Kök'ün sekreteriymiş. Hı-hı. Yazıyor musun? Abi. Ha? Sen istiyorsan hiç gelme. Dinlen hadi. Yok la yok. Ben iyiyim. Ne yaptınız la? E, ne yapalım? O olay yerini hallettik. Şimdi arkadaşlarıyla konuşacağız. Ha. Geç la. Ben mi kullanayım? Aha. Yolda anlatırsın la. Girebilir miyim? Hayır, bir dakika. Ne oldu? Niye geldiniz? Ben bütün bildiklerimi anlattım. Şahin'in sizi taciz ettiğini başka kimler biliyordu? Sadece psikoloğum. Başka da kimseye söylemedim. Zaten psikoloğumla da konuştum. Dosyamdan bilgilerim çalınmış. Sekreteri sizi tarif etti. Şimdi bu soruşturma gizli olduğu için sizin dosyanızı gizli almak zorunda kaldım. Katilin eli kolu uzun. Bakın polisin işine bu kadar karışmayın. Katil cinayetlerine devam ediyor. Bunu durdurabilmemiz için bütün bildiklerinizi anlatmanız gerekiyor. Anlattım zaten. Başka anlatacak bir şey yok. Şimdi baştan başlayalım. Şahin'in sizi taciz ettiğini kimler biliyordu? Psikoloğum dışında kimse bilmiyor. Bir de siz tabii. Anlatmış olmalısınız. Başka seçenek yok. Tabii eğer siz öldürmediyseniz. Bakın bütün bildiklerinizi anlatmazsanız hakkınızda soruşturma açmak zorunda kalırız. Onun için saklamış olduğunuz bu sırrı da herkes duymuş olacak. Kime anlattınız? Bana da anlatın. Belki de katilin bulunmasını istemiyorumdur. Ben gelmiyorum, ben buradayım. Zaten her şeyi anlattım. Burada takılayım biraz. Gel. Bak sol. Sol yapacaksın. Hızlı. Hızlı, hızlı. Evet. Evet o gel. Kardeş. Gel. Tamam. Nasıl? Kondisyon iyi değil. Başım döndü biraz, ondan oldu. Siz hepiniz milli misiniz böyle? Evet abiciğim. Milli basınız. Sen? O da takımda. Nasıl mesela? Sen nasıl takımdasın mesela? Bana nasıl adı benim? Ha, vatandaşlık. Bunlar oldu yani. Ha. İyi. Aferin sana. Hadi biraz çalışalım hadi. Bak izle. Son zamanlarda karıya kıza çok takıldı Tuna. İkaz ettim, uyardım ama beni dinlemedi işte. Antrenmanları da savsaklamaya başladı. Hmm. Son zamanlarda dövüşme ölçü var mıydı lan? Vardı, ne oldu? Ya ne bileyim işte, katil orada. Öldürdüğü yerde rövanş diye bir şey yazmış. Ve yendiği mendiği birileri var mıydı lan? Yenildiği biri vardı. Yenildiği biri, olmaz.
Bulgakır'da biri var mıydı? Sanmıyorum. Son zamanlarda buradaki dövüşlerde böyle bir şey olmadı. Ama harcadı kendini. Benim anlamadığım evi de vardı. Niye otelde kaldı ki? Ne bileyim ben. Evine de bakıyordu işte. Yalnız da yaşıyordu oysa. İlginç. İlginç. İyi misin komiserim? İyiyim, iyiyim. Başım döndü. Ne oldu lan? Kum torbasına vurdu. Bir de bire yer yırdı. Kum torbasına vurdu birden... Yer yırdı. Yıldı. Evet. Kimsin lan sen? Bizim boksör. Ha. İyi misin lan sen? İyiyim abi. Yürü. Sağ ol. Buyur. Kimseden dayak yemedi değil mi lan bu? Kimden ya? Hiç kimseden ben yemedim ben, ya. Hiç kimse gelmedi mi daha ya? Yok, gelmedi. Amirim. He. Robot resimler çıktı. Robot? Abi bu ön büro şefi vardı ya, şu Medi'yi falan da çağıran herif. Ha. Siz ne yaptınız? Görüntüleri izledik amirim. Varmış. Var. Göstereyim hemen. Tuna gece 2 gibi kadınla beraber içeriye gidiyor. Odaya. Kadın sabaha karşı 5'e çeyrek kala odadan çıkıyor. Bu da çıktığı an. Ne yapıyorlar orada? Eda şunu bir daha öylesene. Ha. Kapıyı bilerek açık bırakıyor abi. He. Adam 5'e 5 kala odaya giriyor. Eşi 10 geçe de çıkıyor. Kadında bir problem yok amirim. Fotoğrafını da çıkardık zaten. Ama adam kendini iyi kamufle etmiş. Tamam ben bakarım abi. Onu bir şey yapayım. Alayım onu. Siz ne yaptınız lan? Evine baktınız mı? Baktık abi, bir şey yok. Bildiğim 100.000 bekar evi işte. Diyene bak ya. Allah Allah. Sizde bir şey var mı abi? Yok. Esra. Şimdi mi? İyi tamam tamam, ben gelir seni alırım ya. İyi bekle, tamam. Evet. Siz de şu kadını bulun lan. Katile yardım etmiş işte kadın. Peki amirim, o zaman neden yüzünü gizlemedi ki? Ne bileyim lan ben niye gizlememiş. Bulunca soracağız işte niye gizlememiş. Hadi yürü dayı. Ben de mi? Ha sen de lan hadi. Nereye? Eve bırakacağım oğlum, hadi yürü. Niye bırakıyorsun abi beni eve ya? La oğlum gittim lan işte lan hadi. Hadi ben neyim vallahi, ben iyiyim. Lan geç işte, geçerken bırakacağım ben seni, yürü. Sen de şu Tuna'nın geçmişine bak, kolunu molunu kıran kimse var mı yok mu bir araştıralım bakalım Eda. Emredersin amirim. Neye bakıyorsun oğlum hala, yürü lan yürü lan yürü lan. Şu kadına bakmaya gidiyoruz, hadi atmış. Ha Eda, şu sekreterin adı neydi? Hatun, Hatun Koç. Adresini kontrol ettin mi? Ettim ettim, doğru adres. İyi ben de oraya gireyim. Bekle ya, ben de geliyorum. Olur. Tahsin Müdür'le konuştum Behzat. Memduh'la ilgili dosyayı hazırladık sayılır. Özel yetkili savcıyla da görüştüm. Son olayları anlattım. Seninle de konuşmak istiyor. Sonunda Memduh'la ilgili somut bir adım atabileceğiz. Beni dinliyor musun? Ha. Niye tepki vermiyorsun? Bundan bir şey olmaz. Nasıl olmaz? Adamı yargılayacaklar işte. Ya nasıl yargılayacaksınız be? Adam ölü ya, ölü ölü. Ölü olmadığını hepimiz biliyoruz Behzat. Bu sefer kaçışı yok Behzat. Bu Memduh Başkan mı, adı her neyse işte, bu sefer faka bastı. Nereye faka bastı lan? Ha, adamın adını bile bilmiyorsunuz daha. Öğreniriz.
Nasıl öğreniyoruz ya? Ne oluyor Behzat? Bir şey oldu yok. Benden bir şey mi saklıyorsun? Bu adamın peşine düşen sen değil misin? He. Ya ne haliniz varsa görün siz ya. Buyurun Sayın Müdürüm. Sağolunuz efendim. Ben bugün olay yerini incelettim. Sayın savcım da özel yetkili savcıyla görüşmüş. Emriniz olursa ben makamınıza gelip... Dur. Efendim? Emredersiniz. Emredersiniz efendim. Ayten kızının kaçırılmadığını söylemiş. Neden Hayrettin Bey'in dosyasını yeniden açtınız? Katili bulunmuştu diye biliyoruz. Katil gerçek katil değilmiş. Benzer cinayetler yeniden işlenmeye başladı. Biz de dosyalara o yüzden yeniden bakıyoruz. Dosyayla ilgili olarak size bazı özel sorular sormak istiyoruz. Cinayetlerde bazı ortak yönler var. Katil öldürdüğü kişilerin parmaklarını kesiyor. Hayrettin'in de parmağı kesilmiş. Onun gibi serçe parmağı kesilen diğer maktullerin... hep bir taciz olayları var. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Konuşmanız lazım ama. Neden konuşmak istemiyorsunuz ki? Geçmişi unuttum. Tekrar hatırlamak istemiyorum. 15 yıl sonra cinayeti aydınlatabiliriz. Beni ilgilendirmiyor. Aydınlanmasın daha iyi. Cezasını bulmuş işte. Hayatım, biraz konuşabilir miyiz? Neyi konuşacağız? Konuşalım. Müsaade eder misiniz? Gerildiğine göre kesin bir şeyler var. Bence de. Ne yapayım lan? Hayalet abi, hayırdır? Hayalet abi ne lan? Hayalet değil mi? Hayalet. Hey, Allah Allah. Nasıl yardımcı olabilirim abi size? Şu fotoğrafa bak bakayım, tanıyor musun bunu? Abi. Doğru konuş oğlum. Değil mi? La oğlum, sen nereden bulacağımızı söyleyeceğim mi? Abi vallahi Gümüş Otel diye bir yer var. Onun önünde Zirzop Naci diye bir adam var. Yabancı o**dan daha iyi anlar. Siz ona gidin. Daha bana diyor ya. Mal mısın oğlum sen? Şişt, tamam hadi gidelim lan. Hadi kolay gelsin. Gel Akbaş. Kusura bakmayın, beklettik. Ne oldu? Karımla konuştuk biraz. Anlatacak. Bakın bu konuda konuşmak benim için çok zor. Rahat olun, bize her şeyi anlatabilirsiniz. Hayrettin sapıktı. Tacizde bulunmuştu bana. Biz o zamanlar tanışmıyorduk. Evlendiğimizde bir gün dayanamayıp anlatmıştı. Bir şeyler olduğunu anlamıştım. Çok etkilenmiş çünkü. Anlıyorum. Biz sizin daha fazla canınızı sıkmak istemiyoruz. Son bir şey soracağım. Siz bu taciz olayıyla ilgili hiçbir yere başvuruda bulundunuz mu? Hayır. Neden? Utandım. Başka bir birime geçtim iş yerinde. Peki siz bir şey yaptınız mı? Eşimin psikolojisi bozuktu. Daha da bozulmasından korktum. Unutmayı tercih ettik. Alo amirim. Ha? Amirim, hani şu 15 yıl önce öldürülen şirket müdürü vardı ya. Hayrettin Kök. Serçe parmağı kesilmişti. Ha? Adam sekreterine tacizde bulunmuş amirim. Sen nereden öğrendin? Siz yoktunuz. Ben de tahsil müdürümden izin aldım. Şirkete gittim. Sonra sekreterin adresine ulaşıp Eda ile birlikte kadınla konuşmaya gittik. Kadın anlattı. Emin misin lan? Eminiz amirim, şimdi çıktık evden. Aferin lan. Aferin Cevdet. Aferin. Teşekkür ederim amirim. Abi. Cevdet'le konuştun mu? Sana ne? Tamam be. Oğlum, çorba yapayım mı sana? Ha? Mercimek çorbası. Ha? Sebzeli. Bak hasta olacaksın galiba. İyi gelir. Yok anne, içmeyeceğim sağ ol. İyi gelir, vitamin olur. Yok yemeyeceğim anne, sağ ol. Oğlum bir lokma bir şey yedin ya. Yemem. Kimden? O kızdan mı? Kızım sana ne, sana ne ha? Sana ne sana?
Tamam, niye kızıyorsun? Oğlum, sevgilin mi var? Ya yok anne ya. Kendi kendine uydurmuş bir şeylere inanıyor, yok öyle bir şey. Niye utanıyorsun abi? Annemden mi? Ya kızım, neden utanacağım? Şimdi Aslı, sen beni delirtme şurada ya. Allah Allah. Ne oldu? Hayırdır Behzat? Ya konuşmamız lazım be abi. Gel, gel. Nasılsın Behzat? Senin ne işin var burada? Hiç, dosyalara bakıyoruz. Ha. Ben de bu konuyla ilgili konuşmaya geldim zaten. Bir gelişme mi var? Aha. Bu 15 yıl önce şirket müdürü vardı ya hani abi. Hı. Ha işte, onu da serçe parmağı kesikti hani. Evet. Tacizi çıktı. İyi, bunları öğrendiğimiz iyi oldu. Serçe parmakların tacizli bir ilgisi var. Evet abi, güzel söyledin. Senin de serçe parmağını kestiler abi. Sen de mi tacizcisin? Sen ne biçim konuşuyorsun Behzat? Ne ilgisi var? Katil soruşturmanın içine çekmek için rastgele kesti. Sen rastgele kestiğini nereden biliyorsun abi? Masanın üstüne koyup kesti. Masanın üstüne koydu. Sen baygın olduğunu söylemiştin abi. Acıdan o sırada uyandım herhalde. Acıdan herhalde uyandın. Sura, şu adama bir şey söyle. Bunca yıl beraber çalıştık. Benim bir sapıklığımı gördün mü kızım? Estağfurullah abi, tabii ki görmedim. Abi, belki de bizden önce bulmak için sen bu işin peşine düştün, ha? Katili bizden önce bulacaksın, foyun ortaya çıkmasın diye yani. Ne biçim düşünüyorsun sen Behzat? Abi, bak, bize her şeyi anlat. Geçmişinde eğer böyle tacizle ilgili bir durum varsa bize anlat ya. Yok lan, yok! O zaman niye senin serçe parmağını kesiyor abi bu herif? Çıkın evimden, çıkın! İtağıma bak, tacizci miyim ben? Hı? Tipime bir bak benim, bir bak! Portçuya benziyor muyum ben? Portçu muyum ben? Portçu musun abi? Değilim ulan, değilim! Değilim! Biz olay yerini hallettik başkanım. Ayten de şikayetini geri almış zaten. Tabii ki, ben bilgi vereceğim size başkanım. Tamam, iyi akşamlar, sağ olun. Tamam aşkım. Peki, konuşuruz yine. Neredeydin lan? Ya kesik parmakla ilgili bir görüşmeye gittim de. Biriyle görüştüm yani. İyi. İşte bana bak, aç mısın? Birkaç dilim pizza var. Yok kardeş, afiyet olsun. Of. Hayırdır? Yüzün gülüyor. Telefonda aşkım başkım. Ne iş, barıştınız mı lan? Barıştık kardeşim. Kapıya dayanınca demek ki barışıyorlar. Ben demiştim sana. Kadınlar sever böyle şeyleri. Seviyorsan yapacaksın. Bence ben dürüst olduğum için kazandım ama neyse. Harun ne dedi? Vallahi bilmiyorum, konuşmadık. Bugün ters ters bakıyordu. Öğrendi herhalde bir şekilde. Dur şerefsiz, zaten bugün birbirimize girdik. Şerefsiz deme abi şimdi sen yine de. Ya ben onu anlıyorum aslında. İki arada bir derede kaldı. Ama onun da beni anlaması lazım çünkü ben de iki arada bir derede kaldım. Ne oldu, niye kapıştınız? Ya olay yerinde yine artistik yaptı bana. Ne oldu? Ya tahsil müdür geldi. Eğer gelmeseydi ben ona yapacağımı biliyordum. Öyle artık kolay kolay gider yapamaz ona kardeş. Hayırdır kardeş? Ya bu bizim olay yeri cinayet büro gibi değil. Hak ettiğin yere geliyorsun. Ben de yakında büro amir yardımcısı oluyorum. Öyle kimse artistik yapamayacak. Vay. Hayırlı olsun kardeşim. Eyvallah, sağ olasın canım benim. Gel ye biraz be. Yok babacığım, ben yedim de geldim. O değil de ben bir duşa gireyim. Hadi yıka. Ya ben kime niye tacizde bulunayım arkadaşlar? Suna. Bak bu adam beni bilmiyor, görmemiş, tanımıyor olabilir. Ama kızım, seninle o kadar zamandır gece gündüz birlikte çalıştık. Benim bir kötülüğümü, birine yan baktığımı gördün mü hiç? Bu adam sinirden abuk subuk konuşuyor. Hiç olmazsa sen metanetini koru. Aziz baba böyle bir şey yapmaz de. Aziz baba böyle bir şey yaparsa parmağını önce ben keserim de. Bak. Biz kardeş gibi, baba evlat gibiyiz seninle Suna. Benim her halimi biliyorsun sen kızım. Behzat, Aziz abi böyle bir şey yapmış olamaz. İhtimali yok.
ortak bir nokta bulmamız lazım bizim. Ya Aziz abi tacizci ya da rastgele kesiyor herif. Benimkini rastgele kesti. Diğerlerinin bir mantığı var. Böyle bir mantık yok ama abi. Var. Böyle bir mantık yok. Heh. Sen neredesin abi? Hastanede misin? Ceyda nasıl? Tamam abi, ben de uğrarım. Hey. Nerede kaldın kızım kaç saattir? Zirzop sen misin lan? Benim abi buyurun. İki kişi misiniz? Direkt mevzuya girdiler. Ee lan. O iş için gelmedik lan dingil. Doğru konuş lan. Seni sıfatı bakalım. Adam akıllı cevap ver. Ne diyorsun lan sen? Pardon abi polis misiniz? Ne oldu pıstın? Buyur abi. Bak bak şuna. Tanıyorum. Bizim Narin bu. Ne Narin la? Yabancı dediler bize. Biz Narin diyoruz abi. Narin bir insan kendisi. Ha. Nerede buluruz la? Vallahi abi sabahtan beri haber alamadım ya. Normalde şimdi gelmesi lazım. Gelmedi de. Lan. Telefon da kapalı. Lan. Bak bizi yemiyorsun değil mi la? Yok abi Allah belamı versin. Ben de merak ediyorum. Bak canım benim. Bu kız bir cinayete karıştı. Başı belada olabilir. Haberin olsun. Hadi ya. Şimdi ben sana telefon numaramı vereceğim. Sen ne zaman bununla böyle bağlantıya geçersen direkt bana haber vereceksin. Anladın mı la? Anladım abi. Hemen der ararım. Yaz. Buyur abi. Agıtana'nın kanında yoğun oranda alkol çıkmış. Kafa kırık, dirsek kırık, bilek kırık. İstese de zaten boks yapamazdı. Sen ne yaptın kızım? Bu kol kırılma mevzularına baktın mı bakayım? Baktım amirim. 12 sene önce maçta bir kavga çıkıyor. Tuna Nurettin Son Ağaç'ı denen bir adamın kolunu kırıyor. Emlakçı. Bu da adresi. O zaman siz şuraya bir gidin la. Şu robot resmi de alın. Bir bakın bakalım. Heh. Hemen. Kapı. Sen ne yaptın lan bu kadın mevzunu? Ha abi o iş biraz karışık ya. Nasıl karışık lan? Ya şimdi bu kadını tanıyan bir tane adam bulduk biz. Ama adam ulaşamıyormuş işte. Haber alır almaz ben size haber vereceğim dedi. Bakacağız işte. Ulaş şu kadına. Hayatı tehlikede olabilir yani. Tamam. Yere mi gidiyorsun? Yok. İyi günler. Kimsin lan sen? İsmim Fırat. 3 gün önce işlenen bir cinayetle ilgili konuşmaya geldim. Hangi cinayet? Zeynep Ak'tan. Hani şu küvette boğularak öldürülen. Mersin'de olmuştu olay, hatırladınız mı? Mersin'de mi? Git Mersin polisiyle konuş kardeşim. Tuna Yaylı cinayetiyle bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Nasıl ya? Sen bize şu an. Hayır. Kimsin kardeşsin? Bakın. Ben bir yayın evinde editörüm. Bundan bir yıl önce bir dosya geldi bize. Bir polisiye roman. Romanda katil eski karısını küvette boğazını keserek öldürüyordu. Cesedin yanına da kanla 1 ay 20 gün yazmıştı. Romanda? Evet. Zeynep Ak'tan cinayetini gazetelerde okuduğumda aynı şekilde işlendiğini gördüm. Cinayetlerle romanlar arasında bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Ne kullanıyor kardeşsin? He? Ben size yardımcı olmaya geldim. Bunun Tuna'yla ne alakası var lan? Haberlerde Tuna Yaylı'nın öldürüldüğünü öğrenince diğer romanı geldi aklıma. Roman? Evet. Kim romanı? Fikret Süreyya Azat isimli birisi. Hepsi bir kişi mi bunlar? Evet. 3 tane roman yazmış. Romanları okumam için bana gönderdi. Katil o olabilir. Ya geç bakayım kardeşim, şöyle geç. Oğlum bir şey yemezsen miden de bulanır, başın da döner. Yine kahvaltı etmedin değil mi? Daha yok la. Kahvaltıyla alakası yok. Su içsen bile o bile yarıyor la. Bir de sucuklu yumurta yesem neler olur sen düşün. Düşün. Şimdi sucukları doğramışım. 2 tane de yumurtayı kırmışım. Çıtır ekmeği almışım, banıyorum ona. İşte yapmıyorum. Niye? İrade meselesi. İradem zayıf, irademi güçlü tutmaya çalışıyorum. Bak babuş, tutacağım da. Acıktın mı lan? La yok, ne acıkacağım lan? Acıksam bile mesela şimdi araba altımızda. Almışız arabayı, babaya gittiğimizi düşün. Gittik babaya söyledik 1,5 soslu soğanlı. Ortaya geldi salata. Sağ tarafta soslu patates.
Biraz aşağıya bak cacık. Aldın soslu soğanını ısırdın. Soslar akmaya başladı. Hemen peçeteyle bir sildin. Sonra patatese daldın. Patatesten bıraktın. Salataya girdin. Sonra küçük biberler var ya. Küçük biberleri yedin. Ağzın yandı mı? Yansın, dert etme. Sağ tarafta cacık var. Soğuk soğuk cacığı da içtim. Bitti gitti ama yapmıyor. Niye? İrademi sağlam tutmaya çalışıyor. İradem güçlü olması lazım. Lan ağzım sulandı ya. Acıktım ya. İşte iraden zayıf Akbaba. Kusura bakma ama bünyen gibi iraden de zayıf. Bunu söylemek zorundayım. Ya biz acından geber ya. Ayrıca çok da terbiyesiz bir insansın. Yavar arabayı da yavaş bırak. Romandan bir bölüm okumak istiyorum. Başlayayım mı? Bir oku bakalım. Oku. Ama bir kuple oku abi. Peki. Senin bir okuyacağın bölüm hangi bölüm kardeş? Nedir yani? Mersin'de Zeynep Aktan cinayetinin işleniş anı. Cinayet burada yazıldığı gibi işlenmiş. Beyefendi, cinayet dediğiniz şey benzer şekillerde işlenir. Ya ateş edersin, ya bıçaklarsın, ya boğarsın. Nasıl işlemiş olabilir ki yani? Lan oğlum bir sus da, bir sus da, bir kendine dik. Çeki düzen ver la. Oku kardeş, oku. Bir kuple oku ama. Eski karısını öldürüyor. Banyodaki jacuzziyi ılık suyla doldurdu. Sense sanrılı bir papağan gibi hep aynı şeyi tekrarlayıp duruyordun. Ne istiyorsan al git evimden. Kötü hırpalamıştım seni. Burnundan kan geliyordu. Yüzün gözün çürük içindeydi. Yarısı kapanmış sağ gözüne baktım. Cümleyi sessiz sessiz tekrarlayışın devam ediyordu. Ben de cevabımı verdim. İstediğimi alıp gideceğim. Seni kucakladım. Elbiselerimle suya soktum. Sustalımı çıkardım. Düğmesine bastım. Karşı koyamıyordun artık. Son kez bakıştık. Duvara kanınla 1 ay 20 gün yazdım. Basıldı mı? Hayır, basılmadı. Fena değilmiş. Bir sus lan. Amirim doğru. Bakıyorum şimdi, Mersin'deki cinayet romanda yazıldığı gibi işlenmiş. Birebir aynısı hatta. Ha. Kaç roman yazmıştın? 5'er ay arayla 3 adet roman göndermişti bize. İlk ikisini okuduk, çok kötüydü. Basmadık. Şimdi sen ne diyorsun bize şimdi? Şey mi demek istiyorsun ya? Orada yazılanların bu adam geliyor, aynısını uyguluyor gibi bir şey mi diyorsun? Ne diyorsun sen? İlk romanında katil çok ünlü bir boksörü öldürüyordu. Tuna Yayla cinayetini öğrendiğimde fark ettim. Yazdığı gibi cinayet işleyen bir adamla karşı karşıyayız. Böyle cinayet mi işlenirler? Polonya'da da olmuştu. Bir polisi roman yazarı tutuklanmıştı. Kitabında yazdığı gibi işlemişti cinayeti. Neydi bu adamın adı? Kirsten bir şey, tam olarak hatırlamıyorum. Onu demiyorum ya, bizim adamınkini soruyorum. Onun adı neydi? Fikret Süreyya Azat. Tam yazar şeysi. Bakıyorum amirim. 3 isim. Yan yana geliyor, tam yazar şeysi. Evet, Süreyya Çiftiyeli. 3 isim olunca kolay oluyor tabii. 3 isim biraz da yetenek, gerisi kolaylıkla geliyor. Ama bu adamın gerçekten yazdıkları çok kötüydü. O yüzden basmadık. Bu Tuna'nın mevzusu nasıl geçiyor peki lan? Şimdi amirim, altını çizmiştim. Bakın, Tuna'nın boks eldivenleri fiyonk şeklinde düğümlenmişti değil mi? He. Aynada da rövanş yazıyordu. He. İsterseniz bu romanlara bir de siz göz atın. Bu Mersin cinayet büroyu aramak lazım lan. Eğer benzerlik olursa bu dosyaları birleştirmek için. İyi adam. Sen bu şey diyordun, 3 tane roman var diyordun. 3.'sü bunların nerede? Yani ilk 2'sini okuduk ama biber acı olunca gerisini yemeye gerek yok değil mi? Yok. Şimdi o biber acı olsa da biz o 3.'yü bulana kadar yiyeceğiz. Tamam, bakarım. O kadar çok dosya geliyor ki birinin arasına girmiştir muhakkak. Bulunca da haber ver lan. Tamam. Fikret Süreyya Azat. Doktor ortopedist. Adres burada. Doktora benzemiyordu ama hiç. Çocuk, kalk oğlum. Amirim romanlara bakacaktık. Bak, ne oğlum, gelince okursun ya. Peki o zaman ben de gideyim diğer romana bakayım. Hadi bak bakalım. İyi günler. İyi günler. Fikret Süreyya Azat. Eda. Efendim amirim. Önemli yerlerin altına çiz. Tamam. Akif sen misin lan? Yok, ben Nurettin. Niye masada Akif yazıyor? Babam oluyor.
Ben yardımcı olayım. Kiralık mı lazım yoksa satılık mı? Yok, biz devre mülk işi için geldik. Ben arkadaşa mülkümü devredeceğim. Ne kadara devredeyim, ne kadara gider? Cinayet büro kardeşim ya, cinayet büro. Hayırdır? He, ne oldu? Telsiz görünce hemen polis olduğumuza inandın mı? Niye, polis değil misiniz? Yok, polisiz. Polisiz dedi, bir telsiz değil de bir kimlik iste. Ne bileyim, başka bir şey iste. Toplum bilince iyice sıfır oldu lan. Harun. Kardeş, biz bu Tuna Yayla cinayetiyle ilgili birkaç soru sormak için geldik ya. Abi, benimle ne alakası var? Çünkü intikam yüzünden öldürüldüğünü düşünüyoruz. Daha önce elini kolunu kırdığı biri tarafından öldürüldü. Ben elime kıralı 12 yıl olmuş ya. Sen üniversite okudun mu lan? Okumadım. Ne alakası var oğlum? Şişt, elleme, sen sorulara bak şimdi. Peki 12 yıldır ne yapıyorsun? 12 yıldır emlakçıda babamla çalışıyorum ben. Peki evlenip boşandın mı sen daha önce? Yok, hiç evlenmedim, hiç de boşanmadım. Efendim abi? Görüştünüz mü lan? He, şimdi görüşüyoruz abi. Var mı bir şey? Vallahi gıcık bir tip abi. Şimdi gözlerimin içine bakıyor. Yani hiç hoşuma gitmedi. Bu robot resme de uymuyor ama. Ya şu robot resme hiç kimse uyamaz abi. Bayağı robot resim Meksika'daki uzaylılara benziyor ya. Oğlum sen ne diyorsun lan? Ne diyorsun sen lan? Ben sana Zeynep Hak'tan diyorum lan. Onunla ilgili bir şey var mı? Daha önce hiç evlenip boşanmamış. İşiniz bitince haber verin lan. He, tamam abi. Buyurun komiserim, hoş geldiniz. Hoş bulduk dayı. Komiser olduğumu nereden anladın? Telsiz görüneceğim. Evet komiserim. Bir cinayet soruşturması için birkaç soru soracaktık amcacığım bize. Git lan, bize çay getir. Komiserim buyurun oturun. Niye ayakta kalıyorsunuz? Teşekkürler, eyvallah. Lütfen oturun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş bulduk. Allah kolaylık versin. Amin. Mesela bak, ah baba, ben telsiz birini de görsem kesin çantayı şef zannederim lan. Polis nereden geliyor aklına? Hiç anlamıyorum. Kolay gelsin. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Cinayet büro doktor Bey'le görüşeceğim. Randevunuz var mı? Yo, hastası mı var? Yo, öylesine sordum. Bir saniye. Fikret Bey, iki polis geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Buyurun, nasıl yardımcı olalım? Fikret Süreyya Azat değil mi? Evet. Beyefendi, bir cinayet soruşturması ile ilgili olarak size birkaç soru sormamız gerekiyor. Ne cinayeti? Tuna Yayla'yı tanıyorsunuz mu siz? Hayır. O kim? Boksör. Tanımam mı gerekiyor? Siz biz girdiğimizde bilgisayarda ne yazıyordunuz ya? Cacık, şuna bir şey yap bakalım. Sizi ilgilendirmez. Şu anda ilgilendirir beyefendi. Ha, önce cevap yazmış. Özel hayatıma müdahale edemezsiniz. Burada olmayacak ya, biz büroya gidelim. Kalk bir sen. Neden? Tuna cinayetinde şüphelisiniz. Yani öyle birini tanımıyorum. Beyefendi, emniyete gidelim mi? Anlamadınız galiba. Adınız bir cinayette geçiyor. Buyurun. Bir yanlışlık olmalı, mümkün değil. Bakın doktor bey, bizim sizin ifadenize başvurmamız lazım. Yani ne kadar çabuk olursa ondan sonra dönüp buraya yonca yonca ile muhabbet mi ediyorsun? Ne yapıyorsun? Ona devam edersin burada. Bakın çok saçma bir durum yani. Gerçi emniyetten mantık beklemek hata olur bu dönemde ama. Beyefendi, siz bize mantıksız diyemezsiniz. Çocuğum sakin ol oğlum, o senin şahsına demiyor. Genel olarak diyor, genel olarak. Hadi yaz yonca yonca cevabını mı yazıyorsun? Ne yazıyorsan yaz da gidelim hadi. Şahsına demiyor oğlum. Benim olan zamanında lafımı dinleyeydi. Gelip şu masaya oturaydı, bunlar başına gelmezdi. Boksör olacağım diye tutturdu. Mal. Gördü işte kolu kırılınca. Kırık kötü müydü baba? Çok kötüydü. Bir de yanlış kaynadı. Bir de nişanlısından ayrıldı. Ondan sonra o sıra sinire kesti. Nişanlısından mı ayrıldı? Ya ya, nişanlısından ayrıldı. Dayı sen Zeynep Aktan diye birini tanıyor musun? Nişanlısının adı işte. Bizim mahallede otururdu. Sonra çekti gitti. Nereye gitti baba? Evlendi o. Mersin'e yerleşmiş. Bir daha da görmedik. Bu senin oğlan bu aralar Mersin'e falan gitti mi baba? Yo, 3 günlüğüne İstanbul'a gitti. Seni kandırıyor olmasın? Şimdi dayı, bak senin oğlan artık şüpheli oldu. Ben onu alacağım. Kızmaca, bozulmaca yok. Tamam mı? Zorluk çıkartma bana. Bizim polise yanlışımız olmaz. Ama benim oğlumla ne ilgisi var? Çaylar. Baba seninki de ne güzel. Ulan sen İstanbul'a mı gittin, Mersin'e mi gittin? Yandırma, gel olmuyor. Gel buraya. Gel buraya, gel lan. Kaç lan. Harun! Aga ben size diyeyim. Katil kesin Nurettin.
Zaten bu Zeynep Aktan'la da bir dönem nişanlıymış abi. Oğlum sizin elinizde robot resim yok muydu la? Girer girmez tanımadınız mı adamı? Ya ben o ön büro şefi var ya onun gözünü adamın çizdirdiği robot resimle herifin hiçbir alakası yok ki. Doktor ne oldu la? Ya abi işte aklı boş ben aman katil buldum falan deyince biz de adamı şey yapmadık öyle fazla. Bir de abi adamın zaten olayla ilgisi yok gibi ki. La yok diyorum ben de yok diyorum işte ya. Niye anlamıyorsun katil Nurettin? La oğlum nasıl yok la? Bu herifin yıllar önce kolu kırılmamış mı? E doktor da ortopedist. Nasıl bağlantı yok? Ya tamam doğru dedin. Adamın kolunda bir tuhaflık vardı zaten. Yıllar önce yanlış tedavi uygulamış. Kolunu koymuş herif. Oğlum şu doktorla bir konuşun da konuşun. Belki simayen çıkartamaz ama belki kaydı kuydu vardır herif. Tamam abi. Nasıl oldu? İyi. Ölüp malak gibi yatıyor içeride. Serum bağladılar işte. Siz anasına babasına haber verdiniz değil mi la bu herif? Yok. Zaten açlıktan bayıldı abi. Birazdan serumu yiyince kendine gelir. Ben Aslı'ya haber verdim komiserim. Annesi babasına söylemeyecek ama. Abi kim? Siz içeri girdiniz mi? Ben şöyle kapıdan bir baktım. Hı. Sen şey yapma ya. Şu sağdan ilk kapı zaten. Girsin. Ben bir geçmiş olsun diyeyim. Şura. İlk oda burada. Tamam. Bu Nurettin'in babasını almak lazım da. Bir oda bir konuşalım herifle. Sen de şu Tuna'nın sevgilisine bakacaktın lan. Ne oldu? Ya abi işte adam bulmuş zaten kadını da. Şey abi durumlar böyle olunca gidemedik ya. Ben gideyim mi? Yürü lan yürü. Yürü. Evet. Ben de şu Akif'i almaya gidiyorum lan. Oğlunun nereye saklandığını kesin biliyordur bu herif ya. Ben de size geleyim komiserim. Yok lan. Sen Eda'yı bekle. Onu bırakırsın. Hadi görüşürüz. Harun yok yok ya sen dinlen. Geçmiş olsun. Sen şey yaptın. Sağ ol. İçim bir geçmiş benim. Böyle kendimi kötü hissettim. Başım döndü bayıldım. Yemek yememişsin. Sana kim söyledi? Akbaba söyledi. Esasında şu kepekli püsküller var ya. Ondan bir iki tane ağzına atınca bayılmıyorum da. Onu araştırdım da bulamadım. Atamayınca bayıldık. Hmm. Ben de onlardan yiyorum. Formunu ona mı başlıyorsun? Sen serum mu yedin yoksa narkoz mu? Niye? Saçmalamaya mı başladın? Yo, güldürdün beni. Ben de güldüm. Ben de o bisküvilerden yiyorum. Formumu ona borçluyum yani. Bütün gün büroda otur otur. Eğer light bisküvi yemesem kaç kilo olurdum? Siz tabii dışarıda gidiyorsunuz, yakıyorsunuz. İşte düşün bu benim yakmış halim bir de. Daha dolaşmasam ben nasıl olurum kim bilir. Yok ya kilolu değilsin. Geçen sene biraz kiloluydun da bu sene. Biraz mı? Sen kadar kilo verdim ben ya. Vallahi ben bir sen verdim evet. Espri yetenekli gelişmişti de tansiyonum düşünce o da düştü. Abi iyi misin ne oldu sana? Ben gidiyorum. Zaten büroda hiç kimse yok. Gideyim şimdi yalnız bırakmayayım. Sen de yemene içmene dikkat et. Kendine iyi bak olur mu? Sağ ol Eda. Merhaba. Merhaba. Hoşçakalın. Güle güle. Güle güle. Ne oldu? Ne oldu? Muhabbetin içine ne oldu? Abi merak ettim geldim işte ya. He iyi yaptın. Nereden biliyordun burada olduğumu? Cede söyledi. İyi yedi. O da iyi yedi. Bir çıkayım zaten. Vallahi onun saçını başını yolacağım ha. Ben kötüyüm git yanımdan tamam. Tövbe tövbe ya. Ya Aslı bu serum canım acıttı ya. Neyse git tam. Merhaba. Sinan'la Uzun Karun'la görüşecektim. Teşekkür ederim. Ben Harun'un mesai arkadaşıyım. Merhaba ben de Larissa. Ben de Harun'u ziyarete gelmiştim. Larissa. Nasılsın? Harun nasıl oldu bu arada Cevcev? Cevcev mi? Larissa'nın Türkçesi çok iyi olmadığı için arada karıştırıyor. Cevcev, Cevdet falan. Neyse gel ben seni götüreyim. Gel. Aslı ne oldu? Kovdu beni. Ben içerideyken iyiydi. Dengesiz de biraz. Ondan. Ben biri bakayım o zaman. Siz kimsiniz? Ben arkadaşıyım. Tanıştırayım. Larissa. Aslı, Larissa. Memnun oldum.
Ben de. Benim tanıştırdığım abine söylemezsen ben de çok memnun olurum. Demek siz olsunuz. Kim? Yani sizden daha önce bahsetmişti de. Harun mu? Yok, Cevdet. Neyse buyurun. Buyurun. İyi günler. Çok korkmuş abi. Beni arayınca ben de derhal seni aradım. Neye korkmuş lan? Bu şeyin öldürüldüğünü, Tuna'nın öldürüldüğünü duymuş. Yabancı uyruklu ya, başına bir iş gelir diye korktu herhalde. Oğlum nerede lan bu ya? Çık çık bitmiyor, Allah Allah. Yukarıda abi. Siz bu kıza ne diyordunuz lan? Nazik, ne? Narin abi. Çok narin bir insandır kendisi. Espri de yapıyor. Tipi diyeyim ya. Bu kim? Korkma korkma, bir sakin ol. Gel otur şöyle, bir iki dakika konuşmamız lazım seninle. Şimdi senin dün akşam birlikte olduğun adam öldürüldü. Evet biliyorum, televizyonda seyrettim. Korktuğun için mi saklandın, ne yaptın sen? Evet. Şimdi korkmak morkmak yok, bizim de cinayet büroya geleceksin. Bildiklerini bize orada anlatacaksın artık. Burada konuşsak? Öyle yok, burada konuşsak. Korkma bak. Yani öyle başıma bir şey gelir diye düşünüyorsan öyle bir şey yok. Cinayet büroda daha güven doğrusu, tamam? Kızım ahlak büroya gitmeyeceksin, cinayet büro bunlarınki. Adam kesmeden sözce ilişmezler sana. Hadi hazırlan sen. Tamam. Acele et birazdan. Sen resmi verdin mi? Verdim oğlum benim. İyi. Dayı anlat bakalım. Hı. Senin bu oğlan roman yazar mıydı ya? Vallahi bilmiyorum. Kafası böyle şeylere çalışır mı bilmiyorum. Evde, iş yerinde, devam bilgisayar başında. Hani karı kızla yazışıyor falan diye pek ilişmedim. Ama ne yazdığını bilmiyorum. Senin oğlan ne zaman nişanlandı? Ya 18'inde nişanlandı. İkisi de çok geçti. Ama yürümedi sonra. Ne kadar nişanlı kaldılar? 2 aya yakın. 2 ay? He. 1 ay 20 gün? Bilemedin 2 ay. Tam olarak bilmiyorsun yani. Taş çatlası 2 ay. Eyvallah. Niye ayrıldılar peki? Nurettin sakatlanınca para sıkıntısına düştük. He. Zaten para sıkıntımız vardı. Ama bokstan çok para kazanacağım diyordu. Sakatlanınca bir kazanamadım. Hani affedersin. Sonra kafası bozuldu. Sonra Zeynep'le kavga etmişler. Kız da yüzüğü atmış gitmiş. Peki senin oğlan kitap falan okur muydu? Evde okurdu. 1000 kere söyledim. Okuma lan şunları diye. Böyle olacağını bilseydim. Ama engel olamadım. Şimdi senin oğlan 3 tane roman yazmış. 2 tanesini biz biliyoruz, okuduk. Bunların birinde Tuna'yı, diğerinde de Zeynep'i öldürmüş. Kağıt üzerinde mi öldürmüş? Ya yazarak tasarlamış işte. Allah hayırlı evlat versin. Onu bir bulayım, ellerimle geberteceğim. Dur dayı dur. Biz diyoruz ki bu kayıp olan 3. romanda da birini daha öldürebilir. Sen biliyor musun kim öldüreceğini? Vallahi bilmiyorum. Seni? Ben onun babasıyım. Ya ne bileyim, üstüne çay dökmüş de o yüzden. Onun ben Bu muydu Tuna ile buluşmanı isteyen? Evet buydu. Nasıl buluşturdun? Tuna'nın her zaman takıldığı bir gece kulübü varmış. Beni oraya götürdü. Doğum günü hediyesi olarak beni Tuna'ya gönderdiğini söyledi. Ben de kabul ettim. Sen yedin mi bunu? Beni ilgilendirmez, ben parasına bakarım. Sonra? Sonra da masasına oturdu. Zaten masasına oturur oturmaz elini boynuma doladı. Bir evi varmış. Evine götürmek istedi ama ben kabul etmedi. Seni tanımıyor. Otele gidelim dedim, tamam dedi. Sonra da sabah erkenden çıktım. Kapıyı da açık bıraktın Nurettin içeri rahatça girsin diye, değil mi? Evet ama öldüreceğini bilmiyordum, yemin ederim. Beni arkadaş olduklarına inandırdı. Sonra da ortadan kayboldun. Nurettin mi istedi? Hayır, haberlerde öldürüldüğünü duyunca çok korktum. Ne yapacağımı bilemedim. Yaptın lan? Amirim, Mersin Cinayet Büro ile bağlantıya geçtik. He. Editörün söylediklerini onaylıyor. Ha, onaylıyor da herif yok lan ortada. Ben bakıştırıyorum abi bu arada ya. Bir şey çıkarsa haber verecekler hemen. Bu Akbaba nerede lan? Buralardaydı amirim. Ya ben biraz önce aradım, meşgule verdim.
Bu kadın ne dedi lan? Nurettin tutmuş kadını, otele götürtmüş. Kadın Tuna'nın öldürüldüğünü duyunca korkmuş, saklanmış. Peki bu romanlarda herhangi bir cinayetle ilgili başka bir şeyler var mı lan? İpucu bir şeyler. Şimdiye kadar bir şey rastlamadık abi. Benim okuduğumda da yok. O zaman sen şu Nurettin'in babasını al. Nurettin'in iş yerine git. Bilgisayarına bak bakalım. Belki üçüncü roman orada olabilir ha. Bir araştır. Amirim şimdiye kadar üçüncü kişiyi öldürmüş olabilir. Olmayabilir. Belki de yazar üçüncü romandan sonra cinayet romanlarından sıkıldı. Aşk romanı yazmış olabilir. Ya da ne bileyim tarihi roman yazmış olabilir. Olmayabilir. Cevdet, ben buradan sana bir tane sağ çıkarabilirim. Sol da çıkarabilirim. Hatta kafa bile atabilirim. Hatta yatırız. Emredersiniz amirim. Ben yatıya kalmayayım. Nurettin niye doktorun adını kullanmış olabilir ki? Abi ben şu doktorla bir daha konuşayım ya. Şimdi Harun bayıldı mayıldı bir şeyler oldu ya malum. Git la git git. Neredesin nasıl? Niye meşgul ediyorsun oğlum? Heladaydım oğlum. Salağa bak ya. Oğlum sen hem yürüyüp hem sakız çiğneyemiyor musun? Çiğniyorum da kardeş. Ne oldu zoruna mı gitti? Ha o makul ya. Hadi git doktora gidiyorsun. Ben niye geliyorum? Oğlum işte Nurettin adam öldürmeye çalışırsa biz de onu indireceğiz ya. Hadi. Harun. Bak ne yaptım sana. Ne yaptın harbi ya? Her şey var içinde. Süt, bal, ceviz, muz, antep, mantep her şey. Hadi iç şifa olsun oğlum. Hadi. Abi, vallahi ben bunu içmem. Aa olur mu oğlum? Güçten kuvvetten düşmüşsün işte. İç de kuvvetin yerine gelsin. Düz duvara tırmanırsın bunu içersen. Hadi kuzum içiver. Öyle vallahi içmeyeceğim ben bunu çok kötü görünüyor. Sokaklarda bayılırsın işte böyle. Bırak bırak içmezse içmesin. Ver ben içerim. Dikkat et baba düz duvara tırmandırıyormuş. Ne diyorsun lan? Ayı. Kalbim var diye dedim baba. Şimdi düz duvara tırmanma durup dururken. Kalbe de iyi gelir bu. Al Madem Bey sen iç. Vallahi iyi. Bir kız hastaneye ziyarete gelmiş oğlum ha? Kimmiş o ya? Bilmem artık. Aslı tanışmış. Kimmiş o Aslı? Bilmem. Adı Larissa mıydı neydi? Kız kim? Seninki mi? Seninki ne demek anne Allah aşkına? Kim bu kız oğlum? Ecnebi mi? Ecnebi nasıl bir tabir anne? Gavur mu yani? Babamın haberi var mı? Yok, daha söylemedik. Ama senin yabancı bir kızla görüştüğünü duyarsa kalbi var biliyorsun. Ha, biliyorum. Kalbi var da daha demin muzlu kokteyli dayadan adamı. Abi, kim o kız? Kızım sana ne? Ha? Sana ne? Sana ne? Sana ne? Sana ne? Oğlum, nereden tanıştınız? Ben öyle bir arkadaş vasıtasıyla tanıştık. Çok iyi kalpli, temiz yürekli bir kız. Güzeldi. Peki, ne iş yapıyor oğlum? Ne iş yapıyor abi? Aşçı, gurme, öyle. Ciddi mi düşünüyorsun peki bu kızla yoksa öyle heves mi ettin? Anne heves etmek ne demek ya? Bilmem artık. Yani sadece hovardalık etsen kalkıp hastaneye kadar gelmezdi bu kız. Ne düşünüyorsun bilelim değil mi? Sen de sonra konuşalım biz bir. Oğlum bir yatsaydın dinlenseydin nereye gidiyorsun? Nereye lan? Operasyona mı yine? Ha, acil bir operasyon var ona gidiyorum. Bıyığında kokteyl kalmış baba.
konuşabilir miyiz? Nurettin benim hastam olabilir. Bir itirazım yok. Kırık kolu yanlış kaynamış da olabilir. Ama benim adımı kullanması saçma değil mi sizce de? Vallahi hocam herif bildiğin manyak. Öldürmeden önce romanını yazıyor, ondan sonra da fiş çekiyor zaten. Sizce ben de tehlikede olabilir miyim? Vallahi hocam o olabilir ya. Şimdi baktığın zaman sen adamın kolunu yanlış kaynatmışsın. Herifin kariyerini affedersin. Anladın mı? Olabilir. Suçu benim üzerime atmak istiyor olamaz mı? O da olabilir. Kariyerini benim bitirdiğime inanıyor diyorsunuz. Aynen öyle diyoruz. Bence siz de bu kadar rahat takılmayın. Ha, bu aralar yalnız dolaşma sen. Yonca yonca. Konuşacağım mı abi? Sen gittikten sonra çok düşündüm Behzat. Bu sabah söylediklerin çok ağır. Benden şüpheleniyor olabilirsin. Anlıyorum, anlamıyor diyelim. Bugüne kadar namusumla yaşadım. Hayatta tahammül edemediğim şeylerin başında tecavüz, taciz gelir. O kadar katil yakaladım. Sorguladım, dinledim. Kendimi onların yerine koydum. Ben olsam ne yaparım dedim. Herkesin haklı bir gerekçesi vardı. Ama bir tecavüzcünün, bir tacizcinin gerekçesi yoktur. Ben kimseyi taciz etmedim. Etmem de. Ya abi, biz bu konuyu konuşmadık mı seninle? Ha? Tacizin serçe parmakla bir ilgisi yok. Konuşmadık mı seninle? Demek katil cinayetleri rastgele işliyor. Rastgele değil. Ya abi, o zaman bu adam senin serçe parmağı niye kesti? Parmağımı katil değil. Ben kestim. Bulabildin mi bir şeyle? Bakıyorum. Ulan evlat dedik, bağrımıza bastık. Herif seni katil çıktı ya. Sen oğlunu pek sevmiyorsun galiba dayı. Ne alakası var? Benim derdim başka. Bir gün başımı dik gezdirtmedi şerefsiz. Bir gün şöyle koltuklarımı kabart. Evlat, atsan atılmaz, satsan satılmaz. Sevmesen ne olacak? Oğlunuz sizin yüzünüzden böyle davranıyor olmasın? Kötü bir çocukluk geçirmişse olabilir yani. Çocukluğu güzeldi. Ergenliği kötü geçti. Ergenliğine ne oldu? Yüzünde bir sürü sivilceler vardı. Taktı kafayı bu sivilceleri. Nasıl toparlayamadı. Dayı sen nasıl bir adamsın Allah aşkına ya? Sen nasıl bir adamsın ya? Niye? Sen bana bir çay daha versene. Eyvallah. Lafım olur. Ne dolanıp duruyorsun? Bir şey söylemeyecek misin? Yok abi. Yok, ben söylemeyeyim. Söylemesem daha iyi abi. Bak Behzat, bu davaya ben baş koydum. Siz bana geldiniz. Yardım et dediniz. Sonra da kovdunuz. Biz seni kovmadık ki abi. Biz hallederiz dedik. Biz seni kovmadık. Gururumla oynadınız lan benim. Şimdi gel. Yok sonra git. Oyuncağınız mıyım lan ben? Bak Behzat, bu cinayetleri birlikte çözeceğiz. 15 yıl sonra tekrar başlayan bu cinayetleri birlikte çözeceğiz. Bitti abi. Artık bitti. Ben şimdi sana nasıl güveneceğim abi? He? Sana nasıl güveneceğim ben şimdi? Bitti abi. Artık bitti. Bitti abi. Tamam. Sen işine bak o zaman. Ben de kendi işime. Her şeyi göze aldım Behzat. Bu işi bırakmam. Tek başıma da kalsa bırakmam. Thank you.
Buyur iç, yoruluyorsun. Sağ ol. Ha, buldum galiba. Aşk kızıllığı, revanş, reddedilen. Ne yazmış? Beni mi öldürüyor? Dur bir dayı, bakıyoruz Allah aşkına. Bir dur ya. Allah kahretsin. Nerede? Sinem. Sinem, çıkmadın mı sen? Sinem. Alo, amirim. Romanı buldum. Okudun mu lan? Hızlı okuma yaptım. Olay Ankara'da geçiyor. Kim öldürüyormuş? Seni arıyor. Rahat ol. Bak ben telaş yapıyor muyum? Ne yapacaksın? Yazdıklarım hakkında ne düşündüğünü öğrenmek istiyorum. O yüzden geldim. Yazılı olarak cevap vermek isterim. Fazla vaktim yok. Bugün konuşacağız. Reddedilerini okumadım ama daha. Sayfa 112'yi aç. Nasıl? Sayfa 112'yi aç. Sesli oku, ben de duyayım. Bugüne kadar birilerinden onay almadan yaptığım tek bir şey bile olmamıştır. Onca yıl bu şekilde yaşadıktan sonra onaylanma dürtüsüne bağımlı olduğumu fark ettim. Birilerinin beni yetersiz görmesi tüylerimi diken diken ediyordu. Son reddedilişimin üzerinden birkaç ay geçmişti. Yazdıklarım beş para etmemiş, göz gezdirilip bir kenara atılacak tomarlar haline almıştı. Romanlarımı basacak bir tane yayın evi bile yoktu. Oysa yazmak hayatta olmamın tek sebebiydi. Devam etsene. Okumak istemiyorum. Bundan beğenme. Yok bak, bu iyi gibi duruyor. Ama sakin kafayla okusam daha iyi olacak. Ne yapacaksın? Öldürecek misin beni? Niye beğenmiyorsun yazdıklarımı? Yani yazdıklarını basmayışım bunların kötü romanlar olduğu anlamına gelmiyor. Sonra bilirsin Shakespeare bile iyi oyun yazamadığı için Fransa'ya sokulmadı bile. Kendi ülkesinde oynandı ama. Salak salak benzetmeler yapma. Ha. Abi. Bu ortopedistin yanındayız biz. Nurettin'in kolunu yanlış kaynatmış abi. Ondan sonra da böyle işte adam tırsıyor, biz de yanında bekliyoruz. Bayağı üstü. Yok lan yok, doktoru değil. Editör öldürecek lan herif. He? He. Yayın evine gidiyorum ben de şimdi. Ha tamam abi, biz de geliyoruz hemen. Bak boş kalk lan. Editörü öldürecekmiş. Kaç, koş, koş lan. Yırttım vallahi ha. Oh, çok şükür. Devam et! Okumuyorum. Tahmin ediyorum yazdıklarını. Her şey baştan sona kadar belli. Katil de belli, kurban da belli. Bu romanda da beni de öldürmüşsün işte. Bu mu yani yetenek? Yiyorsa bir adım daha. Hadi. Ha? Editörler niye okumuyor kardeşim? Ha? Bu sizin işiniz değil mi? Benim bir sürü işim var. Şurada duranlara bak. Her gün onlarca insan geliyor buraya. Şunlara bir göz at, oku diye. Vaktim yok. Ya okuyacaksın tabii. İşin bu senin.
okuyacaksın. Basmasan da adamlara bir cevap yazacaksın. Bak, editörlüğü bilmiyorsun. Bilmediğin konular hakkında yorum yapma. Sen yazar olamadığın için editör olmadın mı? He, sizlerin sayesinde oldum. Sizlerin sayesinde köreldim. Sizlerin sayesinde kafam yüzeysel düşünmeye başladı. Evet, ondan oldum. Biz olmasaydık Dostoyevski olacaktın. Daha ironiden bile anlamıyorsun. Ya tamam bak, yazdıklarını tekrar okuyacağım. Düzeltmeleri yapacağım. Sana yardım edeceğim. Söz veriyorum. İroniden anlamıyor muyum? Anlıyorsun. Tamam anlıyorsun. İroniden anlıyorsun. Özür dilerim. Şu son sayfayı bir okur musun? Aç orayı. Oku orayı. Şurası. Times New Roman Flaubert ise Tom Robbins Arial'dır. Yazının fontu romanın ruhunu da yansıtır. Bir roman basıma hazırlanırken editörü sırf bu detay için bir hafta boyunca eve kapanıp ciddi ciddi düşünmelidir. Benim bir yazı fontum yok artık. Yazdığım romanlar editörün göz kaslarına egzersiz olmanın ötesine geçemedi. Bu kadar reddedildikten sonra intikam tek seçenek kalıyor bana. Editör bu satırları okuyup bana baktı. Başımla devam etmesini işaret ettim. Yavaş okumaya çalışıp ölümünü geciktirmeye çalışıyordum. Ama sona gelmiştik. Editör daha fazla okuyamayacağını söyleyince ona baktım. Tahmin etmiştim deyip sustalıyı eline sapladım. Editör acı içinde dişlerini sıkarak acısını bastırdı. Daha sonra elini masaya sabitleyen bıçağı çekip çıkardı. Yaklaşma. 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 Artık sona gelmiştik. Yaklaşma. Ama editörün unuttuğu bir şey vardı. Bu romanın sonunu yazan o değildi. Anama küfretme lan. Bu herifin tedavisi bitince ifadeyi alırsınız lan. Tamam alırız abi. Usta ben hastanedeyim o zaman. Ha git git. Ya abi böyle roman mı yazılır ya? Adam hem romanı yazıyor hem de yazdıklarını yapıyor. Üşenmiyor mu? Otur evinde yazdığın gibi kal işte. Daha ne onları yaşıyorsun? Şey ya işte bu hayatım roman diyorlar ya o şekil. He. He. Birader şuraya bir imza at bakayım. Dalga mı geçiyorsun? La hemen havaya girme la tutanak o yüzden. Bırak da bırak bırak. Sana bir şey soracağım da. Doktoru niye öldürmedin? Onu en son öldürecektim. Her şeyi başlatan adamla bitecektim mevzu. Tuna kolumu kırmasaydı müsabakaya ben gidecektim onun yerine. Boks hayatımı bitirdi şerefsiz. Nişanlımı da onun yüzünden kaybettim. Şimdi yazı da yazamayacağım roman maman. Sol elle yazarım ben. Ha. Tabii cezaevinde böyle 3-5 ay alıştırma yaparım. Konu da hazır. Neymiş lan mevzu? Cezaevinden çıkan adamın onu yakalayan polisten hunharca intikam alması. Hunharca. Hunharca. Bak hunharca olsun ama ha. Havalara mavalara gidiyor. Evet. Abi. He. Gidiyor musun? He, geleceksin mi? Yo, ben buradayım abi. He. Bana bak bana. Bak, bu akşam Cevdet'i çağıracağız tamam mı? Ortalık iyice karıştı. Ben size geleceğim, sen de Cevdet'i çağıracaksın. Ya oğlum, yürü Cevdet gelmesin ya. La hayal et. Sen çağırmazsan zaten ya bugün konuşacağım ya yarın konuşacağım. Sizin yanınızda konuşayım da böyle fevri bir hareket falan yaparsam siz beni tutun. Yoksa teke tek alırsam he. Tamam saçmalama, yürü de bakarız he. Ya. Hadi hadi. Eda ile bayağı bir muhabbet ettik la hastanede. Ne konuştunuz lan? Geyik yaptık. Vallahi kızla ilk defa geyik yaptım ha ya. Eda geyik yapmaz lan. Lan nereye yapmaz? La yaptı işte. Ben de geyik yaptık konuştuk. Lan sen Bayezoncu olsana moral vermek istemiştir o şekil. He. Vallahi o şekilse bile ben durmadan bayılırım o zaman la hayal et. Gene Eda'ya mı salça olacaksın? Lan ne salça olacağım lan Eda'ya? Öyle muhabbet ettik, sohbet ettik. Güldük, eğlendik işte.
Bu ne lan? Elini koyunca çekiyor bak. Elini koyunca değil oğlum. Bırak bir bak onu bir çek. Lan ne yapıyorsun? Aynı şey yapıyorsun işte. Aynı şey yapmıyorum. Sen böyle öküz gibi gerdirince olmaz o. Ne öküz? Aynı. Oğlum. Oğlum elini koy. Lan bir dur. Radyo benim. Aslanlar ve sırtlanlar. İki sürü karşı karşıya. İkisi de güçlü. Ancak sırtlanlar sayıca daha fazla. Gitmedin yani Ayten'e. Neden? Bir sorsaydın neden vazgeçtiğini. Memdu kadının çocuğunu kaçırdı Behzat. Neden şikayetçi olmasın ki? Sence? Anladık. Tamam, tehdit edildi. Tamam da sen niye bu kadar isteksizsin? Bırakacak mısın bu işin peşini? Ya ben neye inanacağımı bilmiyorum artık ha. Ben artık basit işler yapmak istiyorum. Böyle nedenini anlayabileceğim cinayetler çözmek istiyorum. Baksana şuraya ya. Kimin eli kimin s**li belli değil ha. Anlamıyorum. Anlamıyorum ben seni. Anlamıyorum seni. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Ben de anlamıyorum diyorum. Ha, bak babuş kapı çalıyor. Bak oğlum. Bak lan. Ne senin yapacaksın? Geldim lan. İyi geceler komiserim. Geç. Komiserim siz de mi buradaydınız? Gel la buraya gel. Gel otur. Sakin sakin konuşacak bize söz verdi. Tamam gel otur. Lan hiç senlere şey yaslayayım. Otur oğlum ya. Ha? Kusura bakmayın komiserim. Sarhoştum. İçim içim bizim evi basmışsın bir de. Basma yok, basma yok. Aslı'yla konuştuk, ondan sonra hemen geri döndüm. He, beni ispitledin sonra geri döndün. Komiserim, kendim aklamaya çalışıyordum ben o sırada Aslı'ya. Oldu, akladın zaten. Aslı'nın gözünde abisini satan bir dallama oldun sen. Ben Aslı'nın beni anladığını düşünüyorum. Şimdi zaten asıl mevzu o değil, asıl mevzuya bir gelin kardeş. Hadi bunu yaptın. Oğlum sen Aslı'yla Larisa'yı niye tanıştırıyorsun lan? İşte, he? Komiserim kötü bir niyetim yoktu. Yani hastanede karşılaştılar işte öyle bir anda. Yeri geldi tanıştırdım. Refleks gibi bir şey yani bir anda oluverdi. Vallahi senin refleksin. Hayır bırakın lan sen götürün refleksini. Ya hayır ya otur ya abi. Oğlum ya. Bütün gün kaçtın gittin. Dedim ki yanıma gelir belki af diler özür diler. Niye yanıma gelmiyor lan? Yanıma gel abi de bu durum da böyle böyleydi. O yüzden böyle böyle oldu de af dile sığın bana tamam diyeyim ben de. Kusura bakmayın komiserim ama Aslı'yla sizin yalanınız yüzünden ayrılmıştık zaten. Ben sizi hiçbir zaman satmam. Arkanızda olurum. Ama gönül meselesi bu. İşin içine duygular girince iş değişiyor. Sanki sizin başınıza gelmedi. Evlenecekken Eda ile Selim'in ayrıldığını duyunca benden düğünü terk ettiniz. Ben ki çok fazla içen bir insan değilim. O gece biraz içtim. 3 bira içtim, gaza geldim. Yani kötü bir niyetim yoktu. Kendim aklamaya çalışayım derken... Çok affedersiniz. Sizi biraz altına atmış oldum. Ama böyle işte. Hayat bu. Böyle oluyor. Oluyor bunlar yani. Doğru oğlum. Olur böyle şeyler yani hayat bu esasında. Oğlum Aslı da bilsin ya ne olacak ya? La öyle olmuyor işte kardeş ya. Aslı gitmiş anneme söylemiş. Annem de şimdi bır 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 başımın etini yiyor. Ne iş yapıyor kız nasıl güzel mi çirkin mi? 50 tane soru sordu bana. Ve sen ne dedin? Aşçı dedim. Gurme dedim. İşte güzel kız dedim de. Benim esas korkum babama söylemesi. Babama 50 kere operasyona gidiyorum dedim ben şimdi. Siz merak etmeyin komiserim. Ben Aslı'yla hallederim durumu. Sen nasıl bir tip oldun ya? İspitçi, pislik, düzenbaz. Şu bebek suratının altında iğrenç bir varlık var. Kardeşimi kandırdı gitti ya. Aslı eskiden bana inanırdı. Şimdi Aslı'yla arama girdin lan. Neş, tamam ya. Tamam hadi uzatmıyorsun. Tamam hadi. Hadi çakalım hadi. Hadi. Çocuk biri al kendine gel. Sen alma. Sen alma. Sen aldığın zaman sapıtıyorsun otur. Gerçi o da var. Oh. Komiserim bir bira içeyim ben. Benim limitim 3 bira. 3 bira içince bir bira içebilirim yani. Al lan abi. Aa kalmamış. Burada da bira yok. Git dolaptan al kendini. Bana da getir.
bu tutmuş, bu kesmiş, bu pişirmiş, bu yemiş, bu da hani bana, hani bana demiş. Çiçek. Ne çiçeği? Ya Çiçek var ya, Çiçek hani yetiştirme yurdundaki kız. Onunla oyun oynamışlar. Ne diyorsun Behzat, anlamıyorum. Ya işte bu tutmuş, bu yolmuş, bu kesmiş, bu yemiş, bu hani bana demiş. Ne? Ben bir şey buldum galiba.